Manevi temizliği de okuyorum, dersimize geçeceğiz. Manevi temizlik nedir? Neyi neyle temizleyeceksin? Bu da çok önemli. Tamam, neyi neyle kaldıracağız? Bedeni temizleyen sudur. Bilin ya. Yani. Neyi neyle temizliyorsun? Şimdi fiile bunun altına koydum. Tamam da bunu dertlenmişim ya. Tamam, nasıl yapacağım ben bunları? Nasıl temizleneceğim? Bedeni suyla. Kalbi imanla. Ruhu ihlasla. Aklı tefekkürle. Vicdanı muhabbetullah ile. Vücudu, yani varlık, yani peşine koştuğum şeyler, vücut, Adem'le, yani vücudunda Adem, yani onun adına, kendi adına yok et. İmanı diğer şirklerden temizleyen, el hubbu fillah vel buzu fillah, fikrin temizliği. Fikrim nasıl temiz olur? Yani abi iki de bir vesvese böyle yapıyor. Laparlar. Oynatıyor beni. Dalga geçiyor yani. Fikir. Kâ sıkıntıya, kâ kuyuya, kâ oraya, kâ vehim, kâ vesvese. Ya bizar oldum ya. Fikrini nasıl temizleyeceğim doktorum? Bu da çok lazım. Öyle senin şeyin. Haf ve reca. Haf ve reca. Denge. Haf ve reca. Hadislerden çıkarttım. Yani öyle bir ümit ki korkuyu barındırsın. Öyle bir korku ki ümidi barındırsın. Ama öyle psikoloji ki mesela hafı anlatayım doktorum sana geldikleri için. Doktorum şöyle ölüm korkusu var, kefene gireceğim, şey gireceğim, aha canım çıktı, kimse yok, işte ben kalp tansiyon olacak, evde şey yapacak, kalp krizi geçireceğim, hiç kimse olmayacak, yere düşeceğim, patlayış olacağım, günlerce ben içeride kalacağım, vücudum korkacak. Böyle senaryo çiziyorlar ya. Yani bunlar, bu haf ama reca yok içinde. Allahsız düşünüyor. Sanki Allah bırakmış, ne yaparsa yapacak. Ha, demek ki fikrin temizliği haf ve reca. İtikat temizliği bidatlardan uzak. Ya görüyor musun ne kadar? O hadisi süzdüm. Yani nasıl temizliği? Ben olan beni eneyi temizlemek, ben olan beni nasıl varacağım? Ben olan beni, sana giydirilenlerden sıyrılmak, çıkmaktır. Yani giydirdin ya o, ben dediğin bir sürü şeyler var, kendine mal ettin. Yani ben. Bunlar sana giydirilmiş. Ya giymişsin ya, birileri giymiş. Desinler için yaşama. Tamam. Desinler için okuma. Allah mesela tıbbı veya işte hukuku okuyor. Desinler yani, ben bitirdim ama şu anda memurum değil yani. Ben, ne derler? Ahlak temizliği, Kur'an'ı hayatına geçirmek. Bu neydi? En son neydi? En son değil mi? Şeyi. Ene. Sana giydirilenlerden sıyrılmak. Şöyle bir misal vereyim mi size? Mehmet kardeşin sahası kimyacı. Şöyle bir balon düşünün. İnsan süliyeti gibi. Şişirdiğiniz zaman balon var ya, şekil alıyor. Hani çocuklar oluyor, kız çocuklarına balon böyle saçlar koyuyorlar, kulaklar koyuyorlar. Balon büzüşmüş değil mi abiler? Böyle bir balon düşünün ki insan şekli olsun. Şişirelim. Şişirdi mi? İnsan oldu. Aa, insan. İç hava dolu. Bu misali kaçırmayın. Bu içinde dolu olan hava dışarıdaki hava ile farkı var mı? Normalde yok. Yok. İşte o şekil dışarıdaki hava ile almışsın. İç, boşaltırsan, aslında beraber olursan orada öyle bir şey yok. İşte giydirilen demek o balona renk vurmak, şekil koymak, göz koymak, kulak zahirde benim diyor ama bu adamı koyduk öyle balon. Vay be, adama bak lan. Lan şu havanın, hava ya, aslı hava, iki hava ortasında ince bir milimetrik bir vücut gibi gözüken bir şey. Bu süliyet esmadır. İki tane hava sıfattır. Sana giydirilenlerden çık, aslına inkılap et. Mutlak ve itlak olursun. Ama yani o içerideki havayı bu tuttuğu için şekil almış.
bu işte bize giydirilen sıfatlar, kazandığımız eylemler o dışarıdaki mutlak havayı muayyenleştirmiş, bir şahsiyet vermiş. Kadın gibi gözükmüş o plastik, çocuk gibi gözükmüş, tabanca araba gibi gözükmüş. Farklı farklı görüntüler var. Ama biliyorsunuz ki dışarıdaki hava ile içerideki hava aynı. Peki o şekil niye farklı? Giydirdiğimiz şeyler, zanlar, bilgiler, malumatlar o plastiğin milimetresini oluşturuyor değil mi? Çok ince bir şey. Ama bir hakikat geliyor, balonu patlatıyor, aslında inkılap, öyle bir şey yok. İşte diyor ki, ben olan beni temizlemek sana giydirilenlerden, senin giydiklerinden sıyrılmaktır, çıkarmaktır. Ahlak temizliği, Kur'an'ı hayatına geçirmektir. Hacın temizliği, hac, çok önemli. Tövbe-i istiğfarla alemi gayba geçme veya hissetme. Tövbe ve istiğfar. Dış günah temizliği, tövbe. İç temizliği istiğfardır. Allah Resulü tövbe değil, 70 defa günde istiğfar edermiş. Bıraktığı o haletini, yeni kazandığı haletle bakınca istiğfar edermiş. Yani 70 defa inkılap geçiriyormuş yani. Kemal buluyormuş. O günah değil. Yani istiğfarda günah yoktur. Nakıslık vardır. Tövbede günah vardır. Tövbe günahın vücuduna, istiğfar nakıslığın vücuduna delalet ediyor. Mesela duada istek vardır. Ya Rab bunu ver, Ya Rab bunu verme, bunu kaldır. Munacatta istek yoktur. Munacat, üçüncü şua. Değil mi? Ne yazıyor orada? Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat akdez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, talimiyle, Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki ben şimdi diye atın. Bu münacat. Orada hiçbir istek yok. Ya Rabbi beni cennetine koy, şöyle yap, böyle yap, bunu verme, bu dert, bunu. Öyle bir istek var mı? Allah'ı tavsif etmek var. Bu nedir o? Münacat. Münacat istiğfar gibidir. Tövbe dua gibidir. Yani tefrik edin. Günahın yani bedensel temizliğimiz tövbe, içsel temizliğimiz kusuru derüte etmek. Yani ats, fak, noksan kusurun derüte etmek istiğfarı iktiza ediyor. İstiğfar edeceğiz devam. Dima temizliği. Abi vehim alıyor beni falan, duman ediyor şu. Neyle? İtikadını İslamiyet'le temizleyeceksin. Temizliği. İtikad ve İslamiyet temizliği. Olmadı. Bir daha. İtikad ve İslamiyetimizi temizleyeceğiz. Tamam? İkisi bir. İtikadımızı ve İslamiyetimizi. İslamiyet zaten iltizamdı. Yani şu. İslamiyet ve iman. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Onu okuyayım. Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat etmek Allah'a. Allah'a teslim, Allah'a tevekkül, Allah'a itimat, Allah'a kanaat. Kabri manevi. Bir şu kabri maddi var. Şu mezar. Bırak. Onlar ölüler giriyor zaten. Yaşarken ölenler kabri maneviye giriyorlar. Şimdi onu diyor ki kabri manevi temizleyeceğiz. Ne? Ahlakın metfun ve mestur olduğu kabir deniliyor. Yani bakın iki tane kabir var. Kabri maddi, kabri manevi. Neymiş o? Kabri manevi okuyorum. Ahlakın, ahlak var ya, metfun ve mestur olduğu kabirmiş. Ahlakın var olduğu ve neşünemalandığı. Yani kabri manevi ahlaktır. Yani ahlak denilen, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için sormuş Ayşe validemize, sahabe, peygamber ahlakı nasıl bir ahlaktı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Kur'an ahlak üzerindeydi. O
kalbi manevi. Buna aynı zamanda ulema kabri manevi. Kalp kabirmiş. Oraya gömülen, oraya neşü nema bulur, buraya gömülen çürür gider. Bunun misali de şu, şehitlerde toprağa koyuyoruz. Adam, ikisi de adamdır, anası ana doğurmuş. Ya şehitler çürümez deyince yeni nesil anlamıyor. O zaman YouTube'lara girin görürsünüz. Turgut Özal'ın mahkeme kararıyla cesedi çıkartılmıştır. Cesedinin sol ayağı dizinden aşağıya çürümüştür. Vücudu hepsi bir tamamen sağlam. Ailesi şeydi, namazı vardı. Yani bir sürü bidatları vardı devlette bir sürü. Ne özelliği vardı ki Allah onu çürütmedi? Bitti. 163'ü kaldırdığı için. İktisadi, içtimai, hukuki ve ekonomik. Kısmen dahi olsa dine alet etmek. Dini birisi istedi mi? Bu sohbet etti mi? Şu an sohbet ediyoruz ya. Şimdi polis, jandarma, kiler götürdü. 163'e muhalefet. Dini anlatıyorsun. Bitti. Bunu kaldırdı adam. Ve Allah onu şehit etti. Menderes'in namazı da yoktu. Onu da şehit etti. Ezan-ı Muhammedi'den dolayı. Adam Tayyip köprüler yaptı, barajlar yaptı, şeyler yaptı. Çünkü insanlara, kadınlara, yetimlere maaş verdi. Onlar geç. Ayasofya'yı açtı. Ayasofya, alemi İslam'ın cihat ruhunun kör düğüm atılıp simgeleştiği ve eylem itibariyle hilafetin kaldırıldığı, Müslümanların tek tek bırakıldığı, yetim, işgal edilmesine, talan edilmesine sebep olan hilafetin kalkmasıdır. Hilafet demek NATO Varşova Paktı gibi İslam birliğini çözerek zayıfları, kavilerin yem yapmak. Hilafet cihat ruhuydu. Onun simgesi Cemail-i Mutefika İslamiyet'ti. Onun kaldırılarak kaldırdığının da alameti mihenk taşı Ayasofya. Cihat ruhu kilitliydi. Sizden değiliz demenin adıdır Ayasofya. Yüz kusuru dahi olsa, mesela Turgut Özal'ın kusuru mu yoktu? Karısı malum. Alevi. Çıplak yani. Hala her şey. Ama Alevi olabilir. Dönmüştür herhalde. Aile hayatını da söylüyorum. Bunu aile hayatını diye. Ondan sonra, ama namazı vardı. Ve TC'nin başındaydı. Adam tarafgirliği vurgulamak istiyorum. Burada başka mana çıkarmayın. Adam İslam'a tarafgiri fiilen ne yaptı? 163. kanunu kaldırdı. Müslümanlar nefes aldık. Ben kaç defa Saraçhane'de yargılandım. Rüştü abi gözümün önünde aldılar. Bizim önümüzde aldılar ki talebeler korksun kaçsın diye. Cemselerle geldi. Oysa bir gel, al, gel telefonu sen gidecek ya. Cemseler geldi, Jükler geldi, bilmem ne yaptı, mahalleyi çevirdiler, mahalleyi Sümül Efendi 1980 itirarında. Bütün yolları kapattılar falan, sinyaller falan. Cemseler, jandarma, her taraf dökülmüş. İşte abi şöyle yapardı burnunu. Ondan sonra dedi ki, her gün öğlen meslek dersi, gelecekler şimdi, alacaklar onu. Her gün öğlen dersi yapardı. Evet abi, hepsini topladı, 37 lira. Fiilen dersinizi alırsınız şimdi. Sizce bir telefonla veya bir jandarmayla gidebileceğim şekilde bu mahalleyi, koca Mustafa Paşa'yı çevirmek sizce niçin yapılmış? Korkutmak, evhamlandırmak, kaçırtmak, ürküttürmek. Aman ha! Geliyorlar, hapsedin. Yap. Bize ne yaptı tam tersine? O gün bugün 1980'de mi sanki kılıç böyle bileniyor. O daha gençim, tamam mı? 17 yaşlarındayım. Bu sistemi o zaman öyle bir nefretim başladı ki o cemseleri gördükçe o düşmanlığımın anlatamam yani yukarıdan bakarken dördüncü kattan ömrümde gay oldu. Ya Rab bu sisteme kalkana kadar kendi nefsime özel hayatıma dönmeyeceğime sana yemin ederim dedim orada. Bu sistem bu rejim kalkana kadar kendi özel hayatıma dönmeyeceğime
kendi hayatıma çalışmayacağıma sana yemin ederim ve şimdi de yemin ederim. Şimdi kalktı 5816. madde. Bitti. Ha, bu Türkiye'yi bağlıyor 5816. 163 Türkiye'yi bağlıyor. Menderes'in ezanı Türkiye'yi bağlıyor. Cezayir ezanı okunuyordu o zaman. Ayasofya alem İstanbul'dur. Ayasofya'yı sevilemeyen Allah sevindirtmemiştir. Çünkü hak etmiyor o. İtikadı bozuk onda. Eli bidattır. Allah, bak şimdi. Üzülmek de, sevinmek de bir hayra ve şerre Allah'ın nimetindendir. Nefret etmek, nefret edebilmek, sövmemek, İman. Sevmek, sevinebilmek, ikisi de imandandır. Ama şey, hedefi yok. Mesela Ayasofya açılmasında sevinemeyen zavallılar var. Niçin? İtikadı bozuk. Çünkü abi yok siyasi manevradır, şeydir. Tam tersi. Ayasofya açmak bir kısım Hristiyanları düşman etmektir. Siyasi güç değil, siyasi gücünü kaybediyorsun. Yani, oysa Allah'ın rahmetini, Allah'ın nimetini esas alsa açabilirsin. Siyasi manevra olsa Avrupa'nın muhabbeti için açmaman gerekiyor. Açmakla alemi İslam'ın muhabbetini alıyorsun. Açarak Hristiyanların düşmanlığını alıyorsun. Niye düşmanlığı alayım? Alıyor. Çünkü Müslümanların muhabbetini al. Peki sen niçin sıkılıyorsun? Çünkü sen de bunlardansın be kardeşim. Fiilen değil, iltizama geçtin. Evet, ben namazım, niyazım, Kur'an'ımla. Şimdi ben bunu dinleyen olacaktır. Böyle diyecek herkes. Tamam diye bak ya. Çizileme diyor bakın. Oturmuş orada hakem kesiyor. Diyen işte o zavallı. İşte sen bu nimetten mahrumsun. Çünkü şeriat zahire bakar. Eyleme bakar. İşareti cazı oku. 72. sayfada. Şapka ve zunnar gibi diyor. Zahiri şeyler. Niye imanın alameti olsun? Ki şapka ve zunnar takma küfrün alameti olsun. O çünkü unvandır, simgedir der. Bir şapka ne demek olduğunu inkılap edene sorun. Şapka ne demektir? Yahudi hahamlarına sorun fotoğraf. Şapkayı en iyi size Türkçeyi anlatan Demirel'e sorun. Sorun. Ha, şapka Ebu Cehil demiş ki secde gelince biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Zurnal nedir? Palaska, askeri palaskanı bu parmak kadar kalınlıkta olurdu. Oraya bıçak şeyleri asarlardı şu bu. Yani onu takınca böyle ben rükû eğilemez. Zurnal takan ben eğilmem Allah'a. Şapka ben secdeye gitmem. Onun için küfrün alameti olmuş. Şeriat zahire bakar. O şimdi benimle dalga geçen zavallı, Ayasofya'yı sevinemeyen zavallı, zunnar ve şapka gibi alametler nasıl imanlı alamet olursa aynı. Sen gene devam et o. Ama bunu dinleyen olacak Mehmet kardeşim. Yapanlar, onu Allah bilecek tabii, bilecek bunu. Onunla haşir meydanında görüşeceğiz. Seni ikaz etmiştim bir yolda. Allah bu yayın vasıtasıyla sana ulaşılmıştı. Haşir meydanında onlarla görüşeceğim. Bu akşam bununla alakalı bir rüya görmüştüm. Ya, o inşallah hatırıma gelir de. Peki, şimdi başlıyoruz. Ne kadar oldu? Bir saat. Bir saat. Bir saat oldu. Şimdi dersimize başlıyoruz. Isınmış.